Amerikan ve İngiliz istihbaratının Soğuk Savaş'ta solcu görünen bir dergiyi finanse ettiği ortaya çıktı. Dergiye aktarılan gizli fonların amacı Washington'ın jeopolitik çıkarlarını destekleyen bir sol kesimi oluşturmakmış. Ortaya çıkan bilgiler akla, Türkiye'de de kendini sol olarak nitelendiren bazı kesimlere aktarılan fonları getirdi. Dersler içeren olayın perde arkasını süper haber dosyası olarak sizlere aktarıyoruz. İngiltere'de gizlilik kaldırılan dosyalar soğuk savaşta yaşanan yeni bir skandalı ortaya çıkardı. Biliyorsunuz Amerika ve İngiltere'de işte bazı ülkelerde birçok ülkede yıllar sonra belli kurumların gizliliği olan belgelerinin gizliliği kaldırılıyor. İngiltere'de benzer şekilde. Şimdi bu şekilde bir belge ciddi şekilde skandal olarak nitelendirilebilecek bir olay. Şimdi bu belgeye göre İngiltere'de soğuk savaşta etkili olan sol bir dergi bu ismi de Encounter ve sol çevrelerce takip edilen kültürel entelejensiya tarafından takip edilen hazırlanan dergi bu derginin Amerikan ve İngiliz istihbaratı tarafından oluşturulduğu, kurgulandığı ve fonlandığı anlaşıldı. The Classified UK isimli bir internet sitesi var İngiltere'de. Muhalif bir site. Sol ve muhalif bir site. Bu siteden John McVeigh'in açıkladığı, aktardığı bilgiler. O incelemiş belgeyi. Onun aktardığı yazıya göre ve olayın perde arkası şu. işte bu Encounter dergisinin fonlanması falan filan. Nasıl işliyor? Onu aktarmak lazım. Perde arkasını aktarmak lazım lazım. Soğuk Savaş'ın başlangıcı biliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonrasında 1946-47 gibi adım adım Amerika ve İngiltere liderliğinde bir batı kutbu oluşuyor. Karşısında da Sovyetler Birliği ve onun müttefikleri oluşuyor. Başlangıcı sayılabilecek 1951'de bir grup Amerikalı ve İngiliz istihbarat yetkilisi Anglo-Amerikan merkezin solunda bir yayın planlarını tartışmak üzere White gizlice bir araya geliyor. Bunu tartışıyorlar, bunu konuşuyorlar, bunun planlamasını yapıyorlar. Bu dönemde CIA ve MI6 yani yani Amerikan ve İngiliz istihbaratı Batılı entelektüel kesimi tarafsızlıktan uzaklaştırıp Sovyetler Birliği karşıtlığı üzerinden antikomünizme doğru itmek istiyordu. Yani tartışmanın ekseni buydu. Bu çerçevede bir yayın oluşturma kararı verildi. Yayının işlemlerini ve prosedürlerini tasarlama sorumluluğu aynı zamanda Britanya'nın gizli soğuk savaş propaganda birimi bilgi araştırma departmanında çalışan bir MI6 memuruna verildi. Bu MI6 memurunun ismi Monty Woodhouse'tu ve bu Monty Woodhouse'a Amerika tarafından Kültürel Özgürlük Kongresi kisvesi altında hareket eden yine bir yapı ve bunun içindeki istihbarat unsurları. Kültürel Özgürlük Kongresi kisvesi altında hareket eden iki tane CIA görevlisi Woodhouse'a yine yanına e, verildi. Üç kişilik bir ekip oluşturuldu. Bu CIA görevlilerinin ismi de Michael Joselson ve Lawrence de. Noville olarak biliniyor, yazılıyor. Haberde de, yazıda da o şekilde. Lawrence ismi ilginç. Amerikalı istihbarat görevlisi ama yıllar sonra yine Lawrence ismiyle bir istihbarat operasyonu. Şimdi bu üç istihbaratçı çalışmaya başlıyorlar. Bu çalışmalar neticesinde CIA, MI6 ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın gizli finansmanıyla 1953 yılında bir dergi ortaya çıkıyor. İsmi Encounter, işte az önce söylediğimiz entelektüel ve kültürel bir dergi olarak yansıtılıyor ve sol çevrelere hitap ediyor. Sol bir yayın olarak biliniyor. Tarihçi Francis Stoner Saunders bu anlaşmayı, bu süreci Encounter'ın editörleri Amerikan çıkarlarını olumsuz etkilemediği sürece istedikleri her şeyi yayınlamakta özgürdü diye aktarıyor. 1963 yılına gelindiğinde Encounter, CIA, MI6 ve İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından önemli bir araç olarak görülmekteydi. Britanya'nın gizli soğuk savaş propaganda birimi Bilgi Araştırma Departmanı, IRD'nin başkanı Kit Barclay, "Dergiyle ilişkilerini Amerikalılar ve biz Encounter'a eklenecek temalar önerebiliyoruz." diye itiraf etmişti. Barclay şöyle devam etmekteydi: "Encounter genel yayın çizgisi antikomünist olmayı amaçlıyor. Ancak biraz sol eğilime sahip. Bu aslında normalde gizlice desteklenen gazete ve dergiler için benimsenen modeldi. Genel olarak bakıldığında bu Encounter vakasında işe yaradı. Tabii ki bu dosya meselesi, gizliliği kaldırılması meselesi önemli. İlginç not düşünmüş yazıda. Birleşik Krallık Hükümeti'nin Encounter dergisiyle mali bağlarını gizlemek için çok ciddi çabalar gösterdiğini de ortaya koyuyor bu gizliliği kaldırılan dosya. Bu noktada İngiliz ordusunun istihbarat teşkilatının bir üyesi olan ve eş krizinde yine İngiliz hükümetinin bilgi koordinasyon idaresinde görev yapan bir isim var. Daha sonra Sunday Telegraph yayın organının editörü oluyor. Donald McLehan. Bu Donald Maclellan, 27 Ekim 1963'te yani dergi yayına çıktıktan 10 sene sonra bir makale yazıyor. Dergiyle Amerikan İngiliz İstihbaratı'nın İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın ilişkisini aktarıyor. Makalede yazılan şu birebir aktarıyoruz. Makaleden aktarıyoruz. Encounter'ın bu hafta yaptığı gibi bu ülkede 10. doğum gününü kutlayan bir fikir dergisinin hayatta kalması çok nadirdir. Ancak kültürel soğuk savaşta mücadelenin maliyetine düzenli katkı yapıyor ve ardından şunu söylüyor: önemli bir not maliyetine düzenli soğuk savaşta mücadelenin maliyetine burada tarafını şu ortaya koyuyor. Makalede İngiliz Dışişleri Bakanlığından çok gizli tutulan krediler aktarıldığı da yazılıyor. Şimdi bu ortaya çıkan belgelere göre makalede yer alan bilgiler CIA, MI6 ve İngiliz dışişlerini ciddi bir şekilde paniğe sevk ediyor. CIA Sunday Telegraph gazetesinin yazdıklarından geri adım atmasını istiyor. Bunu sağlanmasını istiyor. Ne demek geri adım? Ya biz işte burada çok doğru bir şey yazmadık falan gibi bir düzeltme istiyor. Baskılar sonuç veriyor. Gazete bunu kabul etmek zorunda bırakılıyor. Aynı zamanda kamuoyuna başka başka araçlar üzerinden bu yazılanların doğru olmadığı yönünde dezenformasyon içeren bilgiler aktarılıyor. Makalenin yazarı Mekalın baskı altına alındı ve her adımı İngiliz istihbaratına bildirildi. Bu çabalara rağmen 1900 1967 yılında bir başka dergi olan Ramters, Encounter'ın CIA tarafından fonlandığını yazdı. Özetle Encounter, Amerikan İngiliz çıkarlarına uygun solculuk yaparak 1991 yılına kadar yayınlarına devam etti. Şimdi bunun bizi ilgilendiren bir boyutu var. Aslında yıllardır konuşulur. Amerikan ve İngiliz istihbaratının, batılı istihbarat servislerinin soğuk savaş döneminde sol görünümlü yapılanmaları finanse ettiği, kurduğu, desteklediği yönünde 90 sonrası daha çok yoğun bir şey var. Bizim NGO dosyalarımızda da aktardığımız bir durum söz konusu. Sol görünümlü ama Amerikan devletinden, Amerikan istihbaratından finansman. İşte bu gerçek bize soğuk savaşta solcu yayınları kontrol eden Amerikan ve İngiliz istihbaratının halen bu çabalarının devam ettiği gerçeğinin teyidi niteliğinde. Bunu şundan dolayı önemsiyoruz. Türkiye'de halen mevcut durumda çok sayıda vakıf, dernek, yapılanma ve yayın organı veya başka başka yapılar da ekleyebiliriz buna. Bunların Amerika'nın direkt emperyalist politikalarına destek, uyumlu çalışma, onlara kanalize etme amaçlı çalışmalar yaptığını biliyoruz ve bunların da Amerika'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nin bizzat devletinden, bu devlete bağlı yapılanmalardan, işte NGO'ların merkezlerinden, başka başka yapılardan ve Batılı istihbarat servislerinden bağlantı kurduğunu, bunlardan fonlar aldığını biliyoruz. Bunlar ortaya çıkmıştı. Bu fonlanan yapılar Türkiye'nin yerli ve milli bütün politikalarına örneğin terörle mücadelesine, örneğin bağımsızlık mücadelesine, örneğin ekonomi mücadelesine, örneğin içeride siyasi istikrarı sağlama mücadelesine zarar verici eylemleri de göz önünde bulundurulduğunda yine bu yapıların Amerikan çıkarlarına uyumlu bir şekilde kurgulandığını görüyoruz. O yüzden de Encounter örneği aslında insanlara anlatmamız ve bu örneğin örneklerin halen birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de görüldüğünü söylememiz, bilgilendirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede önemli bir örnekti. Yani bir laf var ya gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır. Bugün Amerikan İngiliz çıkarlarıyla uyumlu çalışanlar onların yönlendirmesiyle hareket edenler yarın öbür gün tarihte ajan, işbirlikçi, hain olarak geçecektir. Bu açıdan da Encounter örneği en çarpıcı örneklerden bir tanesi olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır.